Kudüs, hem Müslümanların, hem Hristiyanların, hem de Musevilerin kutsal şehri. Uğrunda yıllarca büyük savaşlar yapılmış, Müslümanlardan geri alabilmek için tam 9 kez Haçlı Seferi düzenlenmişti. 638 yılında Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde fethedilmesinin ardından uzun süre Müslümanların hakimiyetinde kalan ancak 1. Haçlı Seferi sonunda 1099 yılında yeniden Hristiyanlar tarafından işgal edilen bu kutsal şehirden Haçlıları söküp atansa 88 yıl sonra Selahaddin Eyyubi oldu. Selahaddin Eyyubi 1138 yılında Irak'ın Tikrit şehrinde dünyaya geldi. Babası Büyük Selçuklulara bağlı Zengi hanedanlığında Tikrit, Baalbek ve Şam valilikleri yapmış Necmeddin Eyyûb'tür. Baalbek ve Şam'da büyüyen Selahaddin Eyyubi iyi bir eğitim aldı. 26 yaşındayken ordu komutanı olan amcası Esedüddin Şirkuh tarafından kendi hizmetine alındı. Amcası Şirkuh kumandasında 1164 ila 1169 yılları arasında Fatımi egemenliği altındaki Mısır'a yapılan 3 sefere katılan Selahaddin Eyyubi, bu seferler sırasında iyi bir komutan ve devlet adamı olarak öne çıktı. 1169 yılından itibaren Nureddin Mahmud Zengi'nin vekili olarak Mısır'ı ve Mısır'a bağlı yerleri bağımsız bir hükümdar gibi yönetmeye başlayan Selahaddin Eyyubi, kendisine ve Türklere karşı direnen Fatımilerle onları destekleyen Haçlılar ve Bizanslılara karşı mücadeleye girişti. Orduyu yeniden teşkilatlandırdı. Sünni medreseler ve yeni kurumlar açtı. Devlet içerisinde yapılanmış olan Fatımileri bir bir temizledi ve nihayet 1171 yılında Mısır'da Şii Fatımi halifeliğine son vererek Bağdat'taki Abbasi halifeliğine bağlılığını ilan etti. Böylece İslam dünyasındaki iki başlılık son bulmuş ve biri Bağdat'ta, biri de Mısır'da olmak üzere mevcut olan iki halifeli yapı değiştirilmiş oldu. Bu olay Müslümanların Haçlılara karşı birleşmesinde tarihi dönemeçlerden birisi olmuştur. Nureddin Mahmud Zengi 1174'te vefat edince hutbe okutarak kendi adıyla anılan Eyyubiler devletini kurdu. Selahaddin Eyyubi bu devleti zevk-ü sefa içinde bir hayat sürmek için değil, Müslümanların sancağını daha ileriye taşımak için kurmuştu. Bu amaç doğrultusunda Eyyubilerin kılıcı kınından çıktı. İlk iş olarak karışıklık içinde olan Zengileri kendi topraklarına bağladı. Suriye, Filistin, Hicaz, Ürdün, Yemen ve Güneydoğu Anadolu bölgesini egemenliği altına aldı. Selahaddin Eyyubi bir yandan Orta Doğu'da İslam birliğini sağlamaya çalışıp bir yandan Haçlılarla savaşırken öte yandan Haşhaşilerle de mücadele etmek zorunda kaldı. 1176 yılında Haşhaşileri bozguna uğrattı. Urfa, Harran, Rakka, Habur, Nusaybin, Elcezire ve Diyarbakır bölgelerini de aldıktan sonra Halep üzerine yürüdü ve ardından Halep'i de topraklarına kattı. Böylece Kudüs'ü fethedinceye kadar bir daha üzerimdeki kara giysileri çıkarmayacak ve hiç gülmeyeceğim diye yemin etmiş olan Selahaddin Eyyubi'ye Kudüs yolu açılmış oldu. Kendi devletini kurmuş, Orta Doğu ve Mısır'daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında toplamayı başarmış, düzensiz kuvvetleri birleştirmesi sonucu askeri güç dengesini kendi lehine çevirmişti. Artık bütün gücüyle Kudüs'ün üzerine yürüyebilirdi. Selahaddin Eyyubi, askeri dehasıyla Kudüs'ü kuşatmadan önce düşmanı başka bir bölgeye çekip bir meydan muharebesiyle imha etme planları yapıyordu. Yerinden kıpırdamayan Haçlı ordusunu deliğinden çıkarabilmek için önce Taberiye isimli şehri kuşattı. Kudüs'te bulunan Haçlı ordusu yemi yutmuştu. Kısa sürede Taberiye kalesine yardım etmek için yola çıktılar. İlerleyen Haçlılar, Kuzey Filistin'de Taberiye yakınlarındaki Hıttin'e kadar gelmişlerdi. Eyyubiler ise yol boyunca su kuyularını imha ettiğinden Temmuz sıcağı altında günlerce süren yürüyüşün ardından Haçlıların ağır zırhlar içindeki şövalyeleri bitkin düşmüş, çok ciddi bir susuzluk çekmeye başlamışlardı. Selahaddin Eyyubi ise Haçlılarla Taberiye Gölü arasında karargahını kurmuş, onların suya ulaşmalarını engellemişti. Haçlı ordusunun bu noktadan sonra geri dönmesi artık mümkün değildi. Çaresiz Selahaddin Eyyubi'nin karşısına çıkmak zorunda kaldılar. 4 Temmuz 1187 günü Haçlı ordusu tükenmiş ve susuzluktan bitkin düşmüş bir halde saldırıya geçti. Gün boyu süren savaşta Selahaddin Eyyubi'nin ordusu büyük bir zafer elde etti. 30 bin kişilik Haçlı ordusunun yarısı öldürülmüş, yarısı esir edilmişti. Kudüs kralı Guy de Lusignan, kardeşi, tapınak şövalyelerinin komutanı ve daha birçok soylu esir düşenler arasındaydı. Kudüs Krallığı'nın askeri gücünün büyük ölçüde yok edildiği Hıttin Savaşı, Kudüs'ün fethine giden yolu tamamen açmış oldu. Akka, Betrun, Beyrut, Sayda, Nasıra, Gaman, Siyasara, Nablus, Yafa, Aşkelon gibi kale ve şehirler kuşatılarak 3 ay içinde Müslümanların eline geçti. Sırada artık asıl hedef Kudüs vardı ve Selahaddin Eyyubi nihayet 20 Eylül 1187 günü Kudüs'ün önlerinde karargahını kurarak kale kumandanı Balian'dan şehri teslim etmesini istedi. Teklif reddedilince de kuşatma başladı. Selahaddin Eyyubi kuşatma sırasında kutsal şehrin zarar görmemesi için büyük önem gösterdi. Kuşatmayı kırmayı başaramayan ve bir süre sonra artık şehri savunamayacaklarını anlayan Haçlılar, kale kumandanı Balian'ın surlardan çıkarak Selahaddin Eyyubi ile bizzat görüşmesinden sonra 2 Ekim 1187 Cuma günü şehrin kapılarını açarak Kudüs'ü Müslümanlara teslim ettiler. Kazanılan zafer, taşkınlık yapılmadan büyük bir olgunluk içinde kutlanırken Haçlılar şehirden çıkarıldı. Fetihten sonra katliam beklentisi içinde olan gayrimüslimlere tam tersine büyük bir hoşgörü gösterildi ve Hristiyan halkın yanı sıra Yahudilerin de şehre yerleşmesine izin verildi. Aynı yıl Trablus Kontluğu ve Haçlıların kurduğu Antakya Prensliğine karşı sefere çıkan Selahaddin Eyyubi, Trablus Şam'a ait birkaç kale, Antakya Prensliğinin topraklarının da çoğunu ele geçirdi. Kudüs'ün Müslümanların eline geçmesi üzerine büyük moral kaybı yaşayan Hristiyan cephesi, Fransa Kralı Philip August, Alman İmparatoru Barbarossa ve İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard'ın önderliğinde tüm Batı Avrupa ülkelerinin katıldığı yeni bir Haçlı seferi düzenlediler. Eyyubilerle Haçlılar arasında 2 yıla yakın süren çok şiddetli savaşlar yapıldı. Ancak Selahaddin Eyyubi, Haçlıların Kudüs'ü almak için yaptıkları bütün teşebbüsleri boşa çıkardı. Haçlılar Kudüs'ü alamayınca bir barış anlaşması imzalayıp gerisin geriye Avrupa'ya dönmek zorunda kaldılar. Orta Doğu'daki Haçlı varlığının belini kıran ve onu asla eski gücüne kavuşamayacak hale getiren Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü Hristiyanlardan geri alması nedeniyle İslam dünyasının en ünlü kahramanları arasında yerini aldı. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle şarkın en sevgili sultanı olan Selahaddin Eyyubi, 4 Mart 1193'te 55 yaşında Şam'da vefat etti. Türbesi Şam'daki Emevi Camisi'nin yanında yer almaktadır.